Sevgili dostlar, şimdi bunları size her zaman gösteriyorum. Şöyle küçük bir kesit atıyoruz. Sapını da şöyle küçücük koparıyoruz. Bakın şöyle küçük bir kesit atıyoruz. Sapını böyle koparıyoruz. Dakikalarca sizi bu şekilde uğraştırmayacağız değil mi anne? Hayır, bitirdiğimizde görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgili dostlar, dibine bakın şöyle birazcık şey koyuyorum. Sarımsak. Bu biberlerimizin önce yapraklarını ayıkladım, sonra yıkadım. Sonra şöyle size gösterdiğim gibi küçük küçük çıtlattım ve şöyle saplarını kestim. Şimdi de bidonumuzu içine koyacağız. Allah izin verirse çok güzel bir turşumuz olacak. Galiba en kolay turşumuz. Evet, en kolay turşu ama minik minik ayıklaması yine de zaman alıyor dostlar. Öyle kendiliğinden de oluşmuyor yani. Şöyle biraz daha atalım aralarına. Dostlar bu sene sarımsak çok pahalı. 200'den aşağı sarımsak yok. Ben anlamadım. İnsanlar turşuya nasıl koysunlar ya? Vallahi yani turşu malzemesi bu sene Allah affetsin ama çok pahalı ya. Birçok kişi yapamadı, alamadı bile. Biz nasıl alsınlar? İnan ki ben bile yani bu sene küçücük küçücük bidonlarda turşu yaptım. Böyle büyük koca koca yani 15 kiloluk 20 kiloluk bidonlarda yapamadım. Yok ne yapayım Allah Allah. Bizim mahallede 80 TL bunun kilosu 100 TL. Evet. Bu arada Yeni Pazar esnafından Allah razı olsun bana her şeyin en güzelini verdiler. Teşekkür ediyorum onlara. Yeni Pazar Cumartesi pazarı. Evet, Yeni Pazar Cumartesi pazarı esnafına çok teşekkür ediyorum. Mersin. Yeni Pazar Cumartesi pazarı esnafına. Allah onlardan razı olsun. İşte bu kadar yeter Dilekciğim. Tamam. Şu anda bir küçük şeye koyalım. Kavanoza koyalım. Su şişesine koy. He olur. Hadi onu koyalım kalanını da. Önce sen onu kur. Tamam. Sen bana oradan bir tane bardak verdin. Şuna şey koyacağım. Bu 3 litre 3 su bardağı şey. Sarımsak koydum ve elma. Evet, üstüne de elma koydum. Bu yıl hep elmayla yaptım. Evet, bu seneki turşularımız elmalı turşu oldu. Şimdi 3 kaşık şey koyacağım. Tuz. 3 litreye 3 kaşık. Ha şöyle yarım kaşık da benden olsun. O benden olmazsa ayıp olur dostlar. Şöyle bir dolu kaşık. Bir de yarım şeker koydum. Şimdi şöyle 3 bardak da sirke koyacağım. Çünkü 1 kiloya 1 bardak. Ölçü bu. Tam ölçülü. Evet. 2 3 Sirkesini daha ağır sevenler azıcık fazla koyabilir. Sirkesini daha hafif sevenler biraz daha az koyabilir. Yani herkesin kendi isteğine bağlı. Şimdilik bir de suyunu getirip döktük mü üstüne. Tamam. Şimdi dostlar üstüne de suyunu ilave ediyorum. El benden, sevap Allah'tan diyorum ve kapağını kapatıyorum. O onun kapağı değil. Ha. Pardon. Bezi alayım hemen şuraları bir sileyim. 2
2 kilo biberimiz vardı. Böyle 3 kiloluk bir bidon çıktı. Bir de buna koyuyoruz. Bakalım ne çıkacak. Böyle hızlıca hızlıca koyalım. Fazla zamanınızı da almak istemiyorum dostlar. Bu biberlerimiz sapsarı olacak. Altın gibi böyle. Ve kütür kütür olacak. Kısırın yanında, ondan sonra çiğ köftenin yanında, bulgur pilavının yanında, kebabın yanında, yani her yerde kullanabileceğimiz gayet güzel turşularımız olacak. Benim bacım hep böyle şişelere koyar ki daha çok sağlam duruyor, hava almıyor, güzel oluyor. Ha gayet sığdırdın kız. İnşallah. Şöyle elimi tutuyorum. Honi yoksa işin kolayı bu. Bakın. Hemen bir kaşık şekerini koydum. İki kaşık da tuzunu koydum mu? Buna iki kaşık tuz yeterli. Şimdi bir bardak da sirkesini koyalım. Aslında 1,5 litrelik 1,5 bardak koymamız lazım. Sirkesini. Şimdi şöyle yarım bardak daha koyayım. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. Evet. Şimdi oldu. Üstüne de su. Ne yani? Buna elma koymaktan vazgeçtiğini kim söyledi ki? Parça daha keseceğim. İşte tamam. Elmasını da koydum. Şöyle üstüne bir tane de sarımsağını koyayım. Üstüne de suyu tam doldurayım. Şimdi de kapağını tam kapattık mı? İşte bakın sızdırmayacağına göre işte böyle sağlıklı ve güzel turşularımız oldu. Şimdi dostlar şöyle ondan sonra da yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Allah'ın yapanlara ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.